Merhabalar arkadaşlar, Effective Gaming yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Empire Total War oynuyoruz. İngiltere olarak devam ediyoruz. En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir Skype'den şey geldi. Yazı geldi, ona bakacağım. S-Voice açtım yanlışlıkla. Hemen şuradan bakacağım telefonumdan. Bir tur geçelim çünkü yapacaklarımızı yapmışız büyük ihtimal. İyi hatırlattı, doğru. Şöyle meşgul de alalım. Fark ettim. Ah, yazamadım. Ah, hayır. Kapanmıyor. Steam menüsü buga girdi. Barbar korsanlar bize girdi ama tabii ki de öldüler. Yani bu bir gerçek. Nürnberg'de bir saldırı var. Avusturya. Biliyorsunuz ki geçen bölüm durdurup çevirirseniz sevinirim. Yani şu anda onu çevirebileceğimi sanmıyorum. Tamam, burada protestanlığı yayıyoruz. Çok güzel. Bir adam hoş. Tamam. Generalimiz ölmüş. Bavarya'da da isyan çıkmak üzere. İsyan kapıda. Bavarya'yı nasıl düzelteceğiz? Şuraya bir kilise kuracağız tabii ki. Avusturya orduları daha çok süvari ağırlıklı. Bu yüzden bizim şu anda defansta kalmamız daha iyi olacaktır. Bir tane alabiliriz. Şuralar çok savunmasız. Savunmasız. Şöyle Milan'a girmeyi planlıyorum. Sava üzerinden. Aynen. Sava üzerinden girersek çok iyi olacak. Tamam. Çok tertemiz şu anda. Çünkü buradan Milan'dan alıp birkaç tane de buradan birleştirip şehre girmeyi planlıyorum. Oradan da Venedik, sonra Papalık, sonra Nepal diye ilerleyeceğim. Şu topuğu bilmeyenleriniz var mı? Şurada bir topuklu ayakkabı var. Öyle geçiyor. Neyse. İtalyan yarımadasının öyle bir şeyi var. İtalyan yarımadası. Oo, çok kötü. İtalyan yarımadası dedim. Neyse, boş veriniz. Ben onu söylemedim. Siz de duymadınız. Okey. Tamam. Evet, Amerika'daki durumlara bakalım. Amerika'daki durumlar. Burada güzel bilim yetiştiriyoruz. Burada bir şeyler var. Küba'da bir askeri birlik oraya kaçmıştı. Onu yakalayamamıştık. Hatırlıyorum. Şurada bir ticaret yapacağım. Şurada spawn şey yapacağım. Bu korsanlarmış. Korsanları boş verin. Bizim şeyler, United States, bakalım ne oluyor orada. Amerikalı pampalar. Bir quest alias yapalım. Gelmiyorlar. Şu anda bizi sevme bakımından Prusya, Osmanlı'nın aslında şeyi yok. Bayağı işimize yarardı aslında gelmeleri ama olsun. Portekiz'de savaşta bunlar. O zaman biz de sizde. Onlar da şey Osmanlı'yla. Kanka siz gelebilirsiniz aslında. İstemiyorlar, istemiyorlar. Aslında düşmanımın düşmanı dostumdur deyip şunları bir alalım diyecektim. Abi dünyanın en güçlü ülke size şey ittifaklık teklif ediyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim, dünyanın en güçlüsü müyüz şu anda? Prestij. Aynen. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Morocco Fas. Tamam. Aa dur, ben bunları şey tamir edecektim. Yanlış oldu. Burada ne çıkartabiliyoruz? Birik. Boş ver onları. Birikleri boş ver. Başka başka başka. Genoa'ya daha savaş açmayacağım çünkü Milan'ı almak istiyorum ilk başta.
Milan'da sağlam ordu yok. Top sıkıntı sadece. Onu da generalimizle alabiliriz. Savoy bizim burada olmamıza güvenerek çok güzel işler çıkartabilir. Ama Savoy'un gelirleri yok tabii ki. Şuradan bir yerden bir ada alıp Savoy'a vermeyi düşünüyorum. Savoy'un da tabii şeyleri lazım. Bir miktar para karşılığında Savoy'a da verebilirim o bölgeleri. Savoy'un da ihtiyacı olacaktır çünkü. Ya kıyı bölgelerde Savoy işimize yarar. Çok işimize yarar. Venedik ve Roma zaten kıyı bölgesi. Adaları ona veririm. Orada güzel bir deniz şey ticaret bölgesi artı güvenlik bölgesi oluştururuz. Zaten Londra'dan geçişler orası tamam. İsveç, Kopenhag falan oraları iyi yerler. Belki oralara giderim. Burada 20'ymiş. Şuraya git abi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok temiz şu anda. Şuradan şu binayı yapacağım. Bir de şu binayı yapacağım. Şuradan birkaç birim göndereceğim şeye. Aşağıya. Buradan geçemiyoruz. We can't do that, sir. Dedi. Oo, Prusya yardı yalnız. Prusya yardı. Ben onların gelmesini bekleyeceğim. Niye ben onlara gideyim? Hayır, okul değil. Church school. Her yerde protestanlığı yaymamız lazım. Abi sizi ben düşürmeliyim. Birbirinize. Zaten şeyin Avusturya'nın pek ordusu kalmadı. Daha bölgesi. Bakın Viyana var. Zagreb var. Transilvanya var. Bavaria'yı kaybetme uğruna Viyana'ya girebilirim mesela. Bende çok mantıklı bir fikir. Bavaria'ya geri dönüp alabilirim çünkü. Buradan kuşatmaya başladım. Polonya, Litvanya. Polonya, Litvanya. Polonya, Litvanya. Yapma be. Kimle savaştı? Prusya'yla. Oradaki ordusunu kullanmalarını isteyecektim. Yazık ki olmadı. Büyük ihtimalle Bavaria'yı kaybedeceğiz buradaki ordu yüzünden. Olsun. O yüzden şunları bir aksatacağım. Bir turluğuna. Bu tur içerisinde bir yardım gönderirlerse çok rahat ederim. Buradan Milan'ı aldıktan sonra Bavaria'yı çok rahat bir şekilde alırım. Çünkü burada süvari fazlalığı var. Benim oradaki ordumda top yok ama alabileceğimi düşünüyorum. Neyse. 6.000 paramız var. Ne yapacağız? Güzel fikir. Güzel soru. İlk başta şuradaki kışlaları, ana merkezlerdeki kışlaları geliştireceğiz abi. Onlar yaşam kaynağımız bizim. İşte birkaç tane asker basmaya çalışalım. Basalım da. Paramız bitti zaten. Burada bir tane milis basalım. Tamam, yeter. Bu turluk bir işimiz kalmadı demiştim. Yani bunun olacağını biliyordum. Yani bilerek yaptım. 12 dost. Sorun değil. Bahariye kaydetmekte de sorun değil. Aslında sorun oradaki kiliseyi yakacak. Yapacak olduğumuz kiliseyi. Ben orada Viyana'yı alırken siz orada Bavaria'yı alıyorsunuz. Çok saçma bir mantık. Yani. Aslında oyunda şey yok. Böyle iki ittifak olmayan devlet aynı yeri işgal etmeye gitse. Sonra onlar arasında savaş çıksa. Sonra üçüncü bir devlet girse araya. Çok güzel olur ha. Yani. Çok iyi, çok güzel olur. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Neyse. Blackguard finally killed. Bir tane korsanı öldürmüşüz büyük ihtimal. Blackguard diye. Burada bir şey oldu. Buraya hemen craft workshop yapacağım. Buralar sanayi bölgeleri çünkü. Daha doğrusu gelir kaynağı bölgesi. Burada birkaç bir şey basalım. Mesela top. Top çok güzel. Bakalım Avrupa'da. Şimdi Londra. Bari kaybettiğime üzülmedim değil şimdi. Dürüst olmak gerekirse üzüldüm.
Aslında direkt girsem alabilirim ama işte şey fazlalığı var burada. Halk fazlalığı var. Onlar sıkıntı çıkarabilir. Şimdilik girsem alırım. Buradan 3 tura teslim olacağını söylüyor. Tamam, alırım ben burası, rahat alırım. Sıkıntı yok. Daha fazla vakit kaybedemem çünkü az da kayıp vermişiz. Hemen şuraya gitmem lazım. Venedik'ten geçiş hakkı isteyeceğim. Venedik ayağımız alışsın. Değil mi yani? Venice. Hasıtıl mı? Oy. Vermeyecekler. Vermeyecekler ki. Vermedi. Vermezsen ben çiğnerim acı yani sen. Hayırdır yani. Gerçi burada asker topluyorum. Sorun olacağını zannetmem. Onları takip ederek. Ya dediğim gibi bunlar süvari atakları yapsa. Line infanteri gelmeden. Deneyeceğim. Kuşatmayı deneyeceğim. Şey yapmayı deneyeceğim yani. Orada duracağım. Square Information'da süvari gelmesini bekleyeceğim. Olay bu. Hem adamlar orada zararlı çıkacak, sorun değil. Birkaç tane aslında. Aa, payka burada gerek yok. Bir payka gerek yok. Bir de milise gerek yok. Tamam. Bunlar işte destek sağlar. Hele payk çok destek sağlar. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi çok güzel. Sayımız burada azaldı. Eşitlendi hatta. Ama çakmak tüfekle hatta bir şey yapamayacağı için. Sorun değil. Baksak yine paramız bitti. Vergileri arttırmaya deneyeceğim. İyi, bir şey almıyor. Tamam, bir tık daha arttırabiliriz. Burada bir tık daha arttırabiliriz. Tamam. Hindistan'a açılacağım, o günler de gelecek. Biliyorum geleceklerini. Gelmeniz için zaten o kadar az bir saldırdım. Bakalım. Normalde saldırmam ama bir delilik yaptık orada. Çaktırmayın. Şey olmuş. Duraksamış kronometre. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu videoyu biraz erken bitirebilirim. Bu savaştan sonra büyük ihtimal bitiririm. Bu da Dark Mode'da da değişik değişik portreler vardı. Bunda daha askeri şeyler var. Amerika'nın kuruluşunu aslında esas alıyor şey Empire'ın senaryosu. Amerika'nın kuruluşu, Napolyon'da Napolyon yükselişi falan. Buradan gelecekler. Şuraya saklanırsam güzel olabilir. Aynen, buraya saklanalım. Şöyle yapacağım. Milis de gelsin. Şöyle hat dizeceğim. Onların önüne hat dizeceğim. Ha, en arkaya da generali koruyacağım. Bekleyelim şimdi. Bırakın gelsin. İlk başta süvarilerle gelmeleri lazım yalnız. Taktiğimin işlemesi için. Dur. Payıkları öne süreceğim. Aynen bunu bekliyordum. Bekliyordum. Sadece bekliyordum. Çok çetin ceviz bir mücadele olacak gibi geliyor. Hoppa. Çok güzel. İlk dalgayı böylelikle gömçürmüş olduk. Tamam. Line'lar gelirse kötü olur. Biz o yüzden şöyle çıkalım. Infantry gelmemesi lazım. Ah. Aha, girdiler. Kare 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 kare.
Evet. Şunlar öne çıkmalı şimdi. Selam gençler. Siz hayırdır? Şimdi burada çetin cevriz bir mücadele olacak. O yüzden general yaklaşsın. Yaklaş yaklaş, korkma. Çok güzel. Süvariler çok kötü. Tamam, orada bir iş çıkardık. Bir süvari saldırısı gördüm. Pike'ları oraya çekmemin sebebi süvarileri uzaklaştırmamdı ki işe yarıyor. Milisler ne yaptınız siz orada? Pike'lar. Hayır. Kalede durun. Sakın. Hayır. Çok güzel. Abi siz Pike'sınız ya. Hayır, geri çekilmek yok. Geri çekilme. Bütün savaşı kaybettirirsin. Sen çekilirsen bütün savaş biter. Onu düşün, öyle git. Hadi. Çok güzel. Abi çok çekiliyorsunuz. Çok güzel. Yandan da süvari. Çok güzel. Çok güzel be. Süvari yedik burada. Sorun değil. Şimdi pike'ları nereye süreceğiz? Arkadaki horse birimine, yani horse dediğim şey birimine. Atlı birime süreceğiz. Şöyle. Hadi. Go. Siz bittiniz zaten yani. Şu anda ne kadar zarar verirsek o kadar iyi. Hadi abi. Dal. Dal. Dal abi dal. Tamam, GG. GG. GGVP. Toplarını yememiz lazım. Top birimine. O orada geri geldiler. Orada bir geri gelme gördüm. Bir geri gelme gördüm orada. Yanlış mı gördüm? Hayır, doğru gördüm. Tüt. Tam top birimini yedik. Siz hayırdır? Bunlara gir, bunlara. Hayır, süvari. Tamam, süvariyi alırız. Çat çat öldü. GG, tamam, bitti. Bu sefer bitti, evet. Çok güzel bitti. Çok kısa bir zamanda düşman birliğini ezdik. Yani o Pyke'ı göndermem sebebim, şimdi kale savunması olsa ben saldırsam içeri giremeyeceğim, merkezi alamayacağım. Öyle yapacağınıza meydan savaşına çekin adamları. Süvarisi fazlaysa bir tane Pyke birimi yeter. Onu infanterilerden uzaklaştırırsanız ve kral informasyonunu alırsanız şeyleri önüne sürmüş olurlar. Süvarilerini Pyke'lara doğru sürecekler. Süvarileri atlattığınız zaman zaten gerisi sizin hatbihadelerine kalmış oluyor. Hatbihadeleriniz de iyi iş çıkartırsa genellikle oyun sizde oluyor. Düşman neredeyse iki katımızdı, gördünüz az önce. Ama güzel taktikler sizi kurtarır. Bunu Morokko'ya göndereceğim. İsyan çıksın. Çok güzel. Tamam. Tamam, çok güzel. Çok rahat şu anda. Çok rahat, çok temiz. Çok temiz. Burası askeri birim olacak. O yüzden kışla yapalım. Bakın, Bavaria'yı kaybetmiştim, geri aldım. Gibi. Bu sırada ne yapmış oldum? Viyana'yı tutmuş oldum. Gibi. Böyle taktikler hayat kurtarabiliyor bazen. Demedi demeyin. Valla bizimkiler iyi. Hatta direkt yardıma gidebiliyoruz. Yardıma gidersek burada veya çıkmaz. Çıkmadı. Bakın mesela şimdi yardıma gideceğim. Mesela ikinci orduyu getirdim. Yani şu anda kesinlikle elimize düşebilir. Şu yüzdeye bakarsanız. Ama gerek yok, öyle yapmayacağım. Arkadaki orduyu şununla birleştireceğim. Şu hat piyadelerini ona vermeyi planlıyorum. Ateş eden birimler ona geçsin. Diğerlerde destek birimi çünkü.
Tamam. Aynen, böyle iyi. Böyle iyi. Böyle çok iyi. Ha şimdi bir dakika. Arkadaki birime saldırmamaları lazım. Arkadaki ordumuzu azıcık geri çekeceğiz. Aynen burada duracak. Evet, bir bölümde daha burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız önemli. Gerçi arda arda çekeceğim için videoları yorumlarınıza bakamayacağım gibi duruyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun, okulda arkadaşlarınız olsun paylaşırsanız, beni tanıtırsanız çok sevinirim. Teşekkürler tekrardan. Görüşürüz.